Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hep söylüyoruz ya, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her defasında mümkün mertebe bizim için kalıplaşmış bu cümlelerin hayatımızda nerede bulunduğuna dair bir güzellik, bir şeyler daha anlayalım çabasıyla işte yine buradayız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şeytan o kovulmuş, recmedilmiş. Hani işte kötülüklerin bir nevi menbaı. Başını çeken, çete başı, ele başı. Bunun şerrinden Allah'a sığındım ben. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı tanıyorum. Allah'ın isimlerini biliyorum. Bismillah. Allah'ın zat isminin yüce olduğunu biliyorum. Onu başa alıyorum. Rahman ve Rahim. Dedikten sonra niye elhamdülillah diyoruz? Bu sözün doğru olduğunu göstermek için. Şeytan şükredemez. Azgınlar, hiddette olanlar, insanlığı terk edenler, şeytani damarı kabaranlar şükredemez. Euzu billahi mineşşeytanirracim derken o kendi halinden memnundur. Kendini de tam merkeze koyar. Ben yaparım ya. Benim vicdanım var. Ben biliyorum abi. Ya tamam. Ya siz yapın tabii ki. Üniversite bitirmemişsiniz. Yazık işte şöyle oturuyorsun. Maddi durumun bu. Tabii ki Allah diyeceksin de hani bir de bana bak yani. Yani come on he. Euzu billahi mineşşeytanirracim diyebilir mi bu adam? Diyemez. Adam olması, insan olması lazım ki Allah'a sığınsın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ben insan olduğumun farkındayım. Kudretliyim. Oo, neler yaparım neler. Dünyanın bir ucundan bir ucuna kendi yaptığım güzelliği bile eriştirebilirim. Etkileyebilirim. Tesir edebilirim. Kalbe dokunurum. Bak ihracat yapıyorum. İthalat yapıyorum. Falanca bilinmenin mantarının toprak altındaki uzantılarından ekolojik kaplar yapıyorum. Ben nasıl bir adamım? Nasıl bir insanım? Çok kabiliyetliyim. Ama sensiz ben insan olamam demektir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle. Ben, bana verdiğin kuvvet, kudret, insani kimlikle Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Arkadaşlar bizim programlar uyumak için değil. Geldiğim nokta şu. Bilmediğimiz bir şey yok ya. Söylemediğimiz bir şey yok. Bak şuradaki arkadaşlara söyleyelim, soralım, konuşalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Tabii abi biliyoruz. Ama işte o bildiğimizle alakalı bir şeyleri farkında mıyız? Bir şeylerin farkında mıyız? Mesele bu. Bu sohbetler bunun için. Ne diyorduk hatırladınız mı? Kaçırmayın sakın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Allah'ın ismini tanıyorum. Zat ismi de Allah'tır. Allah ismi şerifinin hiçbirisi denk olamaz. O isim öyle bir isim ki Allah. Allah, Allah Teala'nın kendi zatına edindiği, ifade ettiği, beyan ettiği isimdir. Dedin mi? Şeytanın şerrinden Allah'a sığınan, Allah'ın ismiyle bu hayata bakan adamın ilk yaptığı iş elhamdülillah'tır. Bildiği bilemediği tüm nimetlere şükürdür. O yüzden Euzu billah, bismillah denildikten sonra elhamdülillahi rabbil alemin denir. Bak senelerdir seninle sohbet ediyorum. Senelerdir bunları anlatmaya çalışıyorum. Üç aşağı beş yukarı bunu anlatan sözcükleri, tabirleri kullandım. Ama bu defa başka bir şey kullandım. Şaban ayındayız ve daha programa başlamadım. Hamdi, bu güzelliği bir insandan öğrendin. İnsan nasıl olur? Allah'tan öğrendin ama Allah bunu sana insandan öğretti. O insan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain dedim. İnsan olarak, insani garantimle. Lütfen dikkatli dinleyin. Amcalar, ablalar sıkılmayın ya. Allah rızası için sıkılmayın. Bu mevzular ne zaman öğrenilecek ya? Abdestin farzını, vaciplerini
namazın vaciplerini, sünnetleri, şu bozar mı, bu bozmaz mı, helali haramı, inan ki oturduğunda iki sayfadır, üç sayfadır öğreniriz. Ama gördüğümüz şey şu, yahu biz öğrendiğimiz, dilimize pelesenk ettiğimiz şeyleri fark edemiyoruz. Tuhaf bir şey oldu artık. O yüzden de huzur vakti diyoruz. Şimdi bak tekrar geliyorum. İşte bu insani sıfatla, Allah'ın bize bahşettiği bu sıfatla, şimdi size diyorum ki, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bak her zaman selam verirsin. Dindar olanı, dinden uzak gibi duranı, şusu veya busu. Hatta geçenlerde böyle bizim ülkede böyle yaşayan, eden İtalyan asıllı birisi vardı. Dükkana girdi, Selamun Aleyküm dedi. Küçümsemiyorum. Yani bu coğrafyada, bu toplumda kim olursa olsun bu selamla iş görür. O zaman da aklıma geldi. Yahu biz selam vermiyor değiliz. Selamın manasını anlamıyor gibiyiz galiba. Bu arada sabahları sizlerle beraber buluşmamızda bazıları şöyle hani şey yapıyor. Kendince böyle bir şey üslup var. Ne anlatıyor ya? Ne anlatıyor? Yani madde olarak söyle bakayım. Ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Arkadaşlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin acayip bir hadisi şerifi var. Acayip derken, üzerine de düşünülmesi gereken bir hadisi şerif var. Affedersiniz. Üzerinde düşünülmesi gereken bir hadisi şerifi var. O hadisi şerif şöyle, metni. Eddinu nasiha. Din nasihattır. Tak, hemen alıyorlar, Türkçe'ye böyle çeviriyorlar. Din nasihattır. Dindar mısın? Evet. Hadi nasihat ver. Sen hocam dindar mısın? Evet. Ver bakalım nasihatı. Şöyle yapmayınız, böyle. Din bu mu? Oradaki nasiha, samimiyet manasındadır. Bak şimdi bunu küçümseme. Bu çok önemli bir malumat. Yani ne demek samimiyet? Kardeşim, ne kendimi kandırmak, ne başkası iyi desin diye amel yapmamaktır din. Yani şöyle söyleyin, şöyle örnekleyin dersen bir misal olarak getirebilirim. Mesela çocuğu olanlara, yani çocuğumu ben seviyorum desinler diye mi çocuğunu seversin? Yoksa hakikaten çocuğunu sever misin? Kaba bir misal ama anlatmak için söylüyorum. Çocuğunu seversin. İşte o zaman baba olursun, anne olursun. Anneni göstermelik mi seviyor gibi görünürsün? Yoksa hakikaten sever misin? Vatanını desinler diye mi seversin? Yoksa vatan sattığının, toprağının bir istilayla, bir adım çiğnetilmesine razı olmayan, al işte bizim o körpecik delikanlıların, aslan şehitlerimizin canlarını vermesi gibi. İşte vatan sever. O desinler diye yapılacak bir şey değil, samimiyettir. Resulullah Efendimiz de buyuruyor ki din samimiyettir. Yani arkadaş, namaz kılıyorsun, Allah diyorsun, muhabbet değil mi? Bak şimdi kaçırmayayım diyordum, zikre gireceğiz birazdan. O bizim alışılmış zikri yapacağız. 2-3 dakika daha bende kal. Şimdi hani hep takılıyorum falan ama bunu artık kaldırtacağız. Yani bunu insanlar yaparken düştükleri durumu anlayacak. Bak basit gibi görünen bir sözden ne kadar önemli bir hareket tarzı ortaya çıkıyor. Manevi olarak bizim gözle görülenin ötesinde sahip olduğumuz davranışlarla bizi insan yapan o hareketlere ahlak denir. Ahlak Allah içindir. Ne senin içindir, ne benim kendimi göstermem içindir. Ahlak Allah içindir. Allah için olan şeye ahlak denir. Basit. Bir insan cömert desinler diye cömertlik yaptığında ahlaklı mı olur, ahlaksız mı olur? He? Münafık dersin, casus dersin. Öyle değil mi? Dindar gibi görünüp içimizi oymadılar mı? Başka türlü gösterip bizi yolda koymadılar mı? Farklı farklı zümreler, farklı farklı güruhlar. Ahlak Allah içindir. Allah'ın kulluğunu fark eden insanın üzerine giyindiği libastır.